Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün gelecekteki okuyacağınız üniversiteyi doğru bir şekilde seçmeniz için size birkaç tane tavsiye vereceğim. Bir de işte hangi kriterler üzerinde bir tane üniversite seçmeniz gerekiyor gibi bu tür konuları da ele alacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir üniversiteyi seçmeden önce internete bakacaksınız. Genellikle üniversitelerin hem sosyal medyaları oluyor hem de işte siteleri oluyor. Oradan bakıyorsunuz. Eğer yapabiliyorsanız orada okumuş olan başka öğrencilerle konuşun, iletişime geçin. Sorun onlara nasıl okul filan. İşte yurtlar nasıl, ne kadar uzaklıkta okuldan, ne kadar uzaklıktan, ne kadar tutuyor. İşte kampüs hayatı nasıl, eğlenceli mi, işte etkinlikler oluyor mu? Restoranlar var mı okulun yakınlarında? Yapabiliyorsanız o okula da işte gidip ziyaret edebilirsiniz. Burada Fransa'da şunu yapıyorlar. Yılda bir gün ya da birkaç gün falan üniversiteye gidebiliyorsunuz. Yani üniversiteler açık oluyor. Liseli öğrencileri karşılıyorlar. Ve gidiyorsunuz orada işte size verilecek olan dersleri, kampüsü falan size gösteriyorlar. Ve bu şekilde seçiyorsunuz. Ben çok beğendiğim ve çok istediğim bir üniversiteyi ziyaret ettim ve aslında o üniversitenin yani benlik olmadığını, yani hem dersler bana uymuyorlar hem de kampüs, yani kampüs değildi arkadaşlar, küçücük bir okuldu. Küçücük yani, bizim lise bile ondan daha büyüktü düşünün ve beğenmemiştim onu. O yüzden yani bu şekilde hem öğrencilerle iletişime geçerek hem de interneti kullanarak bu şekilde o üniversitenin nasıl olduğunu, atmosferini falan görürsünüz ve seçersiniz. Seçeceğiniz üniversitenin arkadaşlar Erasmus programına katılıp katılmadığına bakın. Eğer katılıyorsa hangi ülkelerdeki kaç tane üniversiteyle işbirliği içerisinde. Eğer aklınızda birkaç tane ülke varsa, işte diyelim ki İspanya, İngiltere ve Almanya'ya gitmeyi düşünüyorsunuz. O ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği içerisindeler mi? Kaç tane üniversiteyle işbirliği içerisinde, o üniversiteler prestijli mi, iyi üniversiteler mi ve hangi kriterler üzerinden onlara gidip okuyabilirsiniz? Çünkü örneğin size söyleyeyim. Örneğin benim bizim grupta diyorum, işte Discord'da bazı öğrenciler İspanya'ya gidiyorlar ve İspanyolca bilmelerine gerek yok. İngilizce'de belli bir seviyeleri olması gerekiyor. İngilizce ders veriyor o üniversiteler. Ya da bizim üniversite 3. sınıftan sonra gönderiyor sizi Erasmus'a. Daha önce gidemezsiniz. Olmuyor. Yani bir ilk 2 yılı kampüste, bu Paris'teki üniversitede kalmanız lazım. Daha sonra Erasmus programıyla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bu tür şeylere bakın. Seçmeyi düşündüğünüz üniversitenin dünyanın en iyi üniversiteler listesinde bulunuyor mu? Bulunuyorsa kaçıncı sırada olduğuna bakın. Bu şekilde en iyi üniversiteyi seçeceksiniz. En prestijli üniversite. Neden bu önemli? Çünkü CV'nizde bu çok iyi görünecektir ve gelecekte iş aradığınızda ya da işte master yapmak istediğinizde bu size yardımcı olacaktır. Okuyacağınız bölümde ne gibi dersler veriliyor ve hangi akademisyenler tarafından ders göreceksiniz, bunlara bakın. Örneğin ben Paris'teki üniversiteleri araştırırken bir üniversitenin psikoloji bölümünde istatistik dersini örneğin birinci yılda görürken başka bir üniversitede aynı bölümde ikinci, üçüncü yılda görüyorsunuz ya da işte hiç görmüyorsunuz falan, bunları gördüm. Ya da bir üniversitede daha Freudian bir bakış açısıyla psikolojiyi öğrenirken başka üniversitede daha farklı bir bakış açısıyla öğreniyorsunuz falan. Bunları gördüm. Ayrıca akademisyenler çok önemli. 15 yıllık öğrencilik hayatımda arkadaşlar şunu anladım. Eğer kötü bir öğretmen tarafından ders görüyorsanız başarılı olma ihtimaliniz düşüyor. Ne kadar iyi bir öğretmen tarafından ders görüyorsanız o kadar başarılı olma ihtimaliniz yükseliyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Yüksek lisansla öğrencilik hayatını devam ettirmek isteyenler, okuyacağınız ya da seçeceğiniz üniversitenin yüksek lisans bölümleri var mı yok mu onlara bir göz atın. Örneğin benim şu anda okuduğum üniversitenin var. Psikoloji bölümünde bir sürü yüksek lisansı var ve onlardan istediğimi seçebilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben de zamanında üniversitemi seçerken bunlara bakarak üniversitemi seçtim. Ve şu anda okuduğum üniversiteden memnunum. Gerçi başka şeyler de oldu ve o şekilde emin oldum hangi üniversite seçeceğimden, ama neyse, bu üniversite seçme anımı da başka bir videoda anlatırım size. Umarım hepiniz istediğiniz bölümde ve istediğiniz üniversitede okursunuz. Hepinize başarılar. Kanalıma göz atmayı, yaptığım içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.